Bursa Spor TV'den merhaba. Bugün Harun, Halil İbrahim ve Fatih ile birlikte Bursa Spor gündemini değerlendireceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen Antalya maçıyla başlayalım. Uzun bir galibiyet serisinin ardından bir birlik, bir beraberlik. Deplasmanda alınan bir puan aslında iyidir. Harun, nasıl buldun takım Antalya'da? Takım Antalya ilk yarı aslında kötüydü. Bir de hatalar oldu defans içerisinde. Bir tane gol pozisyonu daha kaçtı. Diğer ikinci yarı gayet sağlıklı bastı ayaklarını sahaya. Ama takımda bir motivasyon eksikliği vardı maçtan önce. Yani bunu hissetmiştik. Antalya'yı artık kolay geçeriz gibi mi, yoksa zorlu olarak düşünmediler mi? Veya o İstanbul'daki oynanan maçtan sonra, amatör kümede oynanan amatör küme takımıyla Güngören maçından sonra oynanan içerideki herhalde bir kopukluluktan dolayı Antalya maçında da bir sıkıntı yaşandı. Ama Antalya maçı birazcık daha oynansaydı, bir 10 dakika daha oynansaydı eminim alırdık o maçı. Yani daha üzerine gidilseydi takımın. Arap atı gibi geç açıldık diyorsunuz. Yani geç açıldık, biraz geç açıldık. Zaten Bursaspor kapalı oynadığı zaman ilk yarıda golü erken bulamayınca sonradan yavaş yavaş açılıyor. Malum maçta 90 dakika yetişemiyoruz. Böyle bir sıkıntımız oluyor. Fatih, sen nasıl değerlendiriyorsun Antalya için? Valla bence çok fazla biz beklentilerimizi yükseltmişiz Bursaspor'dan. Yani şöyle bir şey var, yani bir puan gayet iyi. Evet. Antalya'nın kendi evinde yenildiği takım Fenerbahçe. Başka bir takıma yenilmedi. Herkese üçer üçer gol atıyor. Biraz da şans yanımızdaydı yani. Harun dediği gibi ilk yarı bayağı bir şans yanımızdaydı. Ya bence gayet normal bir sonuç. Tabii ki biz hep galip gelsin diyoruz ama bir de hayatın gerçekleri var, biraz zor. Yani. Ama ikinci yarıda iyi top oynadık aslında. Ya ikinci yarıda iyi top oynadık da. Hak edecek, galibiyeti hak edecek oyunu oynadık. Yani böyle çok böyle %100 pozisyonumuzda açıkçası yok yani. Çıkamadılar ama Fatih, yani bir kere geldiler. Çıkamadılar tabii canım ama yani bence iyi ya. Bir puan. Yani biz yani çok büyük takım gibi oynadık. Çünkü hani Anadolu takımları arasında bu kadar büyük baskı deplasman takımlarının, hani seyrediyoruz, deplasman takımının bu kadar yoğun baskılı oynadığı yok, maçlar yok. Yani. Yok ama bizim Tarkan'cığım bir de şöyle bir şey var, yani yenilmiyoruz ya. Evet. Yenilmiyoruz yani. Ya zaten hani şey var ya. Yenemiyorsun da yenilmiyorsun. Yani. İçeride kazanıp dışarıda beraber kalarak devam ettiğim müddetçe hiçbir problem yok yani. Tabii ki canım, hiçbir problem yok. Yani deplasmanda eskiden 2 mi yeriz 3 mi yeriz'in hesabını yapıyorduk. Yani artık biraz o günleri geride bıraktık. Ya bıraktık da ama yani biz şimdi eski kafalıyız biz, biraz hep o onları gidiyoruz. Bu bizim taraftarımızın şeyidir ya Fatih. Hani her galibiyetten sonra hemen şampiyon oluruz, gireriz. Ondan sonra muhalibiyetten sonra da Allah bu futbolcular çok kötü, hoca yani, şöyledir, böyledir. Bu böyledir. Yani maç anında bu, ben... Bu Bursa'ya özgü de bir şey değil aslında. Genel Türk halkı ama böyle. Ama şöyle de bir şey var. Bak şimdi ben Antalya'ya gidemedim. Maçı bir yandan işte seyretmeye çalışıyorum. Bir yandan da forumda işte insanların şeyini... Ya küfreden çıktı ya. Ya futbolcuya küfreden çıktı ya. Yani olamaz böyle bir şey. Ondan sonra düzelttiler falan filan. Yani olur, bizim şey böyle. Taraftarımız böyle. Halil İbrahim, sen nasıl değerlendiriyorsun Antalya'yı? Valla ilk yarı kötüydü Antalya'da. İkinci yarı biraz toparladık ama o da yetmedi yani. İlk golü zaten bulanın kazanacağı bir maçtı aslında. Yani beraberlik fena sonuç değil. Deplasmandan alınan bir puan iyidir bence. Önemli olan kendi sahamızdakileri kazanabilmek. Zaten kendi sahamızdakileri kazanırsak şu anda sanırım 62 puan yapıyor sadece. Yani deplasmandan her alınan puan kârdır bence. Ya işte temin de söylediğim gibi yani iki maç başına iki ortalama yani, gittiğin zaman şampiyonluk evet, puanı. Yani. Yani zaten şu anda ortalaması Ertuğrul Sağlam'ın sanırım 2.07. Evet. O da şampiyonluk ortalaması. Tabii yani. Canım. Hafta içi Ertuğrul Sağlam'ın bir açıklaması oldu Harun. Devre arasına kadar halk Bursa'dan gerekli desteği alamazsak hedeflerimizi revize ederiz. Evet, doğaklı. Şimdi Ertuğrul Sağlam'ın hedeflerine baktığınız zaman işte sözleşme imzaladığı gün 3 senenin sonunda şampiyonluğa oynayacak bir takım vaat etmişti bizlere. Ve işte geçen sene yakalanan bir UEFA şansını son haftalara kadar zorladı. Bu sene de zaten direkt UEFA hedefi olarak sezon başında hedef belirleyip yola çıktık. Şu anda da hedefimizle örtüşen bir yerdeyiz zaten. Buradaki açıklama nasıl algılıyorsun sen? Nasıl karşılıyorsun yani başkanım? Ertuğrul Hoca'nın bence bu şekilde bir talepte bulunması gayet normal. Çünkü o futbolcuların hocası sonuçta. Yani bir nebze olsun futbolcuların sıkıntısını, kulüp içerisindeki maddi bir sıkıntıyı mecburen kendisi yansıtmak durumunda. En güzel şeyi yapıyor ve Bursa şehri bir eksiklik zaten bu konuda. Yani Bursa
Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden bir tanesi. Gerekli firmalar gerekli katkıda bulunmadıktan sonra yani bir Tofaş diyelim, bir Renault, bunlar markadır ve Bursa'nın markasıdır. Yani belki Türkiye içerisinde o kadar gündem içerisinde değiller ama yurt dışında ciddi bir şekilde Bursa'yı Tofaş ve Renault ile anarlar. Böyle bir kentin, böyle bir takımına destek verilmediği sürece zaten Ertuğrul Hoca tarafından da belirli sıkıntılar yaşanacaktır. Yani Ertuğrul Hoca da her açıklamasında bu tepki. Ertuğrul Hoca bunu ilk kez açıklamıyor. Yani daha önce de açıklamaları oldu Ertuğrul Hoca'nın. Bu tarz açıklamaları. Sürekli ama şey ama yani daha önceki açıklamalarında dikkat ettiysen hani hep işte şehirden gerekli desteği alamıyoruz. Alamıyoruz şeklinde de. Artık işte bir yere bir tehdit vari oldu. Aynen. Yani biraz tehdit alamazsak hedefimizi revize ederiz. Durumumuzu gözden geçiririz'e gidiyor iş. Ha ya, sakın yanlış anlama, yani doğru yapıyor yanlış yapıyor diye bir eleştiri sunmuyorum ben Ertuğrul Sağlam'a. Sadece bir tık daha ileri gittiğini düşünüyorum bu açıklamayla. Sen ne diyorsun Fatih? Valla bence yani biz taraftar olarak Ertuğrul Sağlam'ın her zaman arkasındayız. Çok da seviyoruz. Çok da saygı duyulacak bir insan. Gerçekten dört dörtlük bir insan. Ama bence yani Ertuğrul Sağlam biraz da bu sevgi kullanılarak öne atılıyor gibi geliyor bana. Yani Ertuğrul Sağlam'dan ziyade yönetimde gerekli abilerimizin, yöneticilerimizin bu açıklamaları yapması daha etik olur diye düşünüyorum ben. Yani şimdi Ertuğrul Sağlam'ın muhatabı da kim onu da bilemiyoruz. Yani şimdi ama şimdi yönetimden böyle bir yani muhatap yani desteği bulamazsa şimdi bu biz taraftar olarak karşısındaki insan yani hemen otomatik olarak ki siz ne iş yapıyorsunuz diyecekler. İşte bir de şu var ama yani şimdi bize gelen bütün şeylerde, mesela yorumlarda, haberlere gelen tepkilerde şöyle bir şey var. Yani muhatabı kim bu şeyin? Yani bunlar açıklansın o zaman. Yani birinden bekleniyor veya birkaç kişiden bekleniyor da bunlar mı katkı koymuyor? Taraftar artık ne yapsın yani? Taraftar şimdi hep biz konuşuyoruz kendi aramızda. Taraftar zaten veremeyeceği desteği herkese tabii veriyor. Her yerde yani veriyor. Evet, şimdi yani bu buna üzülen de taraftar, bu konuşmaya üzülen de taraftar. Kime söyleniyor? Söylenenlerin umurunda değil. Şimdi bugün mesela Bursa'da yapılacak bir otel için atıyorum 20 milyon dolarlar verenlerin işte bizim stadımız için 2 milyon dolar vermesi mi acaba problem? Yani nedir yani, bir alenen bunun söylenmesi lazım. Şimdi herkes üstüne alınıyor. Şimdi ben üstüme alınıyorum, Harun üstüne alınıyor. Acaba ya biz daha ne yapabiliriz? Şimdi bizim yapabileceğimiz şeyler belli. Bütçelerimiz belli. İnsanların yaşadıkları hayat belli. Yani devamlı ver 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 ver. Tamam verelim de yani nereye kadar ne vereceğiz? Bizim yapacağımız işte nedir? Bayrak asmak. Mesela biz kendi sitemiz olarak dedik ki cuma akşamından, cumartesi akşamından bayrak asalım. İkincilikteki gibi Fomora'ya yeşil beyaz bayraklarımızı asalım. Bir insanları gaza getirelim. Biz bunları yapabiliriz. İnsanları biraz daha havaya sokarız. İşte ne bileyim haber yaparız, insanları bir yere sürükleriz. Ama olmuyor yani. Şey de olmadı Fatih. Hani mesela Texas İstanbul Büyükşehir Belediye maçı evet. Öncesi altı, yani gol atana altın söz vermişti. Hafta içi onu altı tane altını futbolculara verdi. Mesela hiç bir destek gelmedi ona, bir katılım gelmedi. Herhangi bir yani. O belki bir kıvılcımdı. Güzel bir mesaj verildi aslında. Yandı ve söndü yani. Değil yani mi? Kimse sahiplenmedi başta. İşte mesela geçenlerde Olay Televizyonu'nda Tarık'ın programına katıldığımızda da söyledim. Hem o söylediklerim de biraz yanlış da anlaşıldı. Yani hem burada düzeltme imkanı da buldum. Yani şimdi orada 55 tane Bursa'nın elit yani divan kurulu üyesi, 25 senelik Bursa Spor üyeleri 55 kişi toplantıya katılıyor. Bunun 35 tanesi Bursa Spor Stadı'nın ismiyle ilgili tartışıyorlar. Yani Bursa Spor'un ileriye doğru bugünkü ivmesini nasıl arttırırızdan çok Bursa Spor'un stadının ismine takıldılar. Ben de dedim ki orada yani stadın ismine takılmayalım. Atatürk'te olur, başka bir şey de olur. Bunun üzerine tabii bizim camiamızda sağ olsun çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var. Ama vay Atatürk'ün ismini kalbimizden silemezsinize döndü iş. Milliyetçiliğe döndü. Ya ben bunu anlatmak istemiyorum. Yani Atatürk olsun hiç problem değil. Stad olsun da Atatürk olsun veya başka bir şey olsun. Şu anda konuşulacak konu bu değil. Onu anlatmak istemiştim. Belki yanlış cümleler kullanarak anlattım. Ya şimdi Bursa Spor lig ikincisiydi. Şu anda da üçüncüsüyüz. Ne yapabiliriz bu takıma? Bu takımın devre arasında yapılabilecek transferleri mi var? Transfer mi yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Konuşurken
Şimdi hala buralarda takılıyoruz. Bence bir fiyaskolar da oldu zamanında. Biliyorsun taraftar olarak bir de boyumuzu aşan yardım kampanyaları yaptık. Ben o gece Kapalı Spor Salonu'nda ağladığımı hatırlıyorum. Ağladım. Yani o gelen taraftardan çok mehter takımı vardı. Mehter takımının sayısı gelen taraftardan daha çok. Ya bizim Bursa'da bunlar olmuyor nedense. Olmaz. Biraz öne çıkacak birileri lazım. O öne çıkacak birileri de frene basınca biz de maalesef duruyoruz şu anda. Harun, topu sana atayım. Şimdi belediye başkanımız stat yaptırma planıyla, projesiyle bir takım insanlardan destek alacak bu şehirden. Çünkü hani yaptığı açıklamadan anlaşılıyor ki devletten bu spora herhangi bir kaynak aktarılmayacak. Şöyle demişti yaklaşık bir ay önce yaptığı bir açıklamada. İşte biz hükümetten gerekli desteği aldık, virgül. En azından köstek olmayacaklar. Evet. Belediye başkanı bu kelimeleri söyledi. Ya bu ne demektir? Yani. Biz hükümetten hiç 1 lira para alamayacağız. Kendi stadımızı kendi imkanlarımızla yapacağız. İşte biraz belediyenin bütçesiyle, biraz iş adamlarının, biraz onun biraz bunun bütçesiyle biz bu stadı yapmaya çalışacağız. Ben onu anladım bu açıklamadan. Yani Türkçesi buydu değil mi ya, Fatih? Evet. Ya insanın bir de ya, yapacağız biz bu stadı öyle böyle de. Şimdi, Fenerbahçe maçını seyrettin mi kaç sene? Seyrettim. Bomboş. Yaptılar değil mi stadı? Evet, bomboş. Ya içim acıyor ya. Ya böyle bir adam. Yani Kayseri'nin profili belliydi ama yani işte, daha önce orası biz yapıyor Haruncuğum. Ya biz deplasmana gidiyorduk. Bizden az taraftarları oluyordu. Tamam, orası yapıyor. 5. dakika, 10. dakika kapılar açılıyor. Ya Antalya'da bedava da giriyor. Antalya'da da stad doluyor Antalya'ya gittiğin zaman. Denizli'ye gidiyorsun stad doluyor. Manisa'ya gidiyorsun stad doluyor. Sen burada stad yapmak için ya yaşadığımız şeyleri lütfen unutmayalım. Biz balık hafızasına sahibiz. Önce başladık Buddin mi stad mı? Buddin anılarımız stad var dendi. Tamam. Şimdi anılarımız var diye bize mesela bize karşı çıkan arkadaşlarımızın mesela 20 yaşında bir kardeşim bana dedi ki ya bizim anılarımız var sen nasıl savunursun? Ya ben 38 yaşındayım arkadaş senden daha fazla anım var. Yani ileriye dönük bir bakın. Şimdi aşağıya kaymayı plan yaptılar. Kapalı Spor Salonu yıkılacak. Şimdi bir düşünsenize kafanızdan onun yıkılması, oraların yapılması, şu bu ne kadar bir maliyet gerektirecek. Şimdi bir de bize mesela hani bugün vatan sevgimizi sorgulayan arkadaşlar var. Şimdi Atatürk'ün Büyük Önder para vermiş bu stat yapılırken. Şimdi de mesela atıyorum BTSO verecek parayı. 50 sene sonra veya 30 sene sonra da demezsinler. Biz para verdik stadın ismi. Şu olsun bu olsun. Yani bu mantıkta giderseniz yani, biz Bursa Spor'a ne getirecek ne götüreceği tartışalım ya. Veya bu işin milliyetçiliğini şöyle, Atatürk sevgisini tartışalım. Altı parmaktaki stat, yani altı parmaktaki Harun stat Bursa Spor'a daha çok kazandıracak Harun şu anda. Haruncuğum altı parmakta çok olsun hiç problem değil. Benim için çok daha iyi. Yok zaten onu şey yap. Onda kimsenin tartışıyor. Bakın başka yere gidiyoruz. Stat konusu öyle veya böyle işte projeleri çizildi bir şekilde yapılacak yani. Ya inanan da var buna inanmayan da var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi stat için çıkacak para Bursa'nın cebinden çıkacak. Evet. Anlaşılan o. Evet. Yani kim verecek bu parayı? Evet. Bir kısmını biz taraftarlar bir şekilde vereceğiz. Bir kısmını Bursa'da yaşayan sanayici ve iş adamları verecek. Dernekler falan filan. Belediye başkanı bunu bir şekilde organize edecek. Ve para geldiği sürece stat inşaatı devam edecek. Böyle hani 3 senede 4 senede falan bitecek bir şey de değil. Mümkün değil. Benim anladığım bu. Belki yanlış anlamışımdır yani, ama benim fotoğraftan anladığım bu. Bu bir. Stat parası için ilgili kişi ve kuruluşlara gidilirken arada şimdi Ertuğrul Sağlam'ın işte destek alamazsak hedefimizi revize ederiz cümlesi geldi. Bu da şu demek, bu takımın kulübe de takıma da bir takım katkıların sağlanması gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi aynı insanlara bir de ekstra evet kulübün işte futbolcunun yani bilmeyerek söylüyorum futbolcunun transfer taksiti şu kadar gecikmişi var efendim. Ya da biz şampiyon olacak bir takım kuracaksak 3 tane takviye ihtiyacımız var. Devre arasında 2'şer milyon dolardan 3 tane adam alalım 6 evet milyon dolarlık bir transfer bütçesi oluşturalım şeklinde bir taleple gidilecek değil mi birilerine? Mutlaka. Yine aynı kişilere gidilecek. Tabii Bursa'da evet belli zaten. Bu adamlar 2-3 senedir zaten hiç kimse taşın altında. 2-3 seneyi değil de hani en son işte devlet bakanımızın yaptığı zoraki yani devlet bakanımız yardım içten yani yaptı da verilen biraz sonra yani araç gibi onun oldu haricinde ondan işte çok önce de yine bir belediye başkanının organizasyonuyla bu işler olmuştu. Yani evet vermeye de meraklı değiller ama biz şimdi aynı kişilere iki farklı istekle gideceğiz Bursaspor adına. Bir stat için, bir kulüp için.
Bu sizce nasıl olacak? Yani buradan bir talep... Bence sıkıntı yaratacak. Talep olabilecek mi? Ya şimdi ben de mesela ticaretle uğraşıyorum. Bu piyasa şartlarında yani insanların verebileceklerinin de bir limiti var. Yani bir de şu geliyor insanın aklına. Yani bir yönetim var. Bir yönetim var. Peki sizin katkınız nedir diye sorarsa insanlar... İşte ben Tim'in onu söyledim. İşte yani, bunun bir cevabı yok. Yani bugüne yani. Kadar bakın... Hayır yapmıyorlar diye de değil. Hayır kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum da. Ama ne yapıldığını da kimse bilmiyor. Evet. Yani Sayın Başkanımız sağ olsun yani sadece divan kurulunda hesap veririm dedi. Genel kurulda dahi bir hesap verilmedi. Divan kurulunda da işte stadın ismi tartışıldı. O da geçti. Mali genel kurulda verilecek dedi. Ama bu arada da işte Ertuğrul hocamız diyor ki bize destek olun. Yani neye destek olunacağını da bilsek veya şöyle bir şey söyleyeyim. Herhangi bir yayın organında deniyor ki mesela işte Harun'a Fatih'in borcu var. Ben çıkıyorum hemen diyorum ki hayır benim kimseye borcum yok. Şimdi hem kimseye borcum yok deyip de hem para lazım. Niye para lazım ben? Borcu yoksa para niye lazım? Bunları bir açıklansa aslında yani şeffaflıktan bir zarar gelmez ki. Niye böyle olduğunu daha ben de çok, çözemiyorum. Daha çok bence katkısı da olur. O kadar yani insanlar bildikleri yani şimdi... şey, bilmedikleri şeyde her gün bir yeni bir dedikodu çıkıyor. İşte Şin gitti. Evet. Geçen sene mahkemeye verdik şeyleri Brezilyalıları. Ne oldu? Bir şey yok. Para yok. Pul yok. Hiçbir şey yok. Yani insanlar biraz da şeyle bakıyor yani şüpheyle bakmaya başladılar bence. Bence şüpheyle bakmaya başladılar. Birazcık da çekiniyorlar artık yani en çok yatırım, çok yatırım yapıldı. Geçen sene toplanan yardımın üzerine ekstra kapılar çalınması artık insanları da birazcık şey yaptı yani yordu. Yıllar öncesi Bursa Spor için tiyatrodan, devlet tiyatrosu girişinde biletlerden bir pay toplanmış. Yıllardır bir amcamız var mahallede onu anlatır. Topladılar onları der ne oldu? Şimdi topluyorlar ne oluyor der şimdi adam kahvede. Sen ne olduğunu bilmemek. Bilmiyor o zaman da o zaman bile artık yani yıllar öncesinde de böyleymiş bu. Bu devlet tiyatrosuna girişte Bursa Spor için o fişten bir miktar para kesiliyormuş. Şimdi sanırım Kültür Park'ta girişlerde evet, öyle bir şey olacak. Evet. O zaman herhalde birazcık daha böyle çok da gündeme getirilmiş konu. Birazcık da insanlara batmış sanki böyle şey olmuş. Amca sürekli bana diyor ki ne oldu o paralar hiç hep böyle yardım kampanyası açılacağı zaman. Ya işte biz hala toplanıyor. Ama yani işte hemen iş kısır döngüye bağlıyoruz. Kısır döngü yani insanlar zaten. İşte ondan sonra yani şu sahada antrenman yapan, şu kulübün içinde antrenman yapan kalan futbolcular, teknik direktör falan da. O zaman demek ki Bursa yukarıya oynayacak, şampiyonluğa oynayacak, UEFA'ya oynayacak bir takımı istemiyor ki destek vermiyor diyebilirler yani. Sonuçta şurada hiç kimse sağlık için spor yapmıyor ki. Öyle mi Fatih? Tabii güzel. Profesyonelce. Profesyonel. Evlerine ekmek götürüyorlar yani. Sonuçta bu insanlar. Ama işte şimdi şu var. Yani bunlarla ilgili haber sürü, yaptığın zaman Tarkan. Şine mesela bir sürü kişi kızdı değil mi? Hani forumlardan okuduk birebir konuşmalarımızda. İşte bizi sevmeyen gitsin falan. Ya o bu edebiyatları bırakalım yani. Öyle bir şey yok. Adam kıta değiştirmiş yani. Ta nerelerden gelmiş Türkiye'ye? Para kazanmak için gelmiş. Bursa Spor Rus sevgisinden dolayı yani. Mı adam top ya oynayacak bizi yani? Bizi sevmeyen gitsin veya işte bak hep aynı yere geliyoruz. Bu adam parasını yani insanları yani. Belirli çizgilerle biz ayırdığımız müddetçe bir yere gidemeyeceğiz Tarkan'cığım. Yani mesela Sayın İbrahim Yazıcı'nın bir şeyini eleştirmek, atıyorum Lemi Keskinci olmayı gerektirmesin veya Lemi Keskin'i eleştirmek İbrahim Yazıcı'yı desteklemeyi şey yapmasın. Niye böyle insanları ikiye ayırıyoruz, üçe ayırıyoruz? Vay işte siz ona destek verdiniz, bundan desteğinizi çektiniz. Hayır. Asıl olanın Bursa Spor olduğunu insanlara yani bir şekilde anlatmamız lazım. Şimdi Harun başka bir yerde maç seyrediyor. Ben başka bir yerde maç seyrediyorum. Ben onu kardeşim gibi seviyorum. O beni abisi gibi seviyor. Bir problem yok ki insanların arasında. Ama işte daha dün bu tribüne girmiş. Yani tribünün adabını öğrenememiş. Bilmeyen kültürünü. Tribünün kültürünü bilmeyenlerin. İşte laf taşımaları, bilmem ne yapmaları. Onlar oncu, bunlar bucu, onlar orada. Şimdi mesela Texas, ben geçenlerde de söyledim. Bursa Spor Başkanı olduğum müddetçe İbrahim Yazıcı'ya herkes saygı duymak zorunda. Bu İstanbul basın da başta olmak kaydıyla. Ama şimdi öyle şeyler oluyor ki Bursa Spor hakkında yalan haber yazan bir gazeteciye biz tepki veriyoruz. Bursa'da yazı yazan gazeteci bir abimiz bize ağza alınmayacak laflar söylüyor gazeteciye laf söylediğimiz için. Sonra İstanbul'daki bir gazete
başkanımıza hakaret ettiğinde bize laf söyleyen abimiz İstanbul Gazetesi'ne ağzına geleni söylüyor. Peki bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Yani doğru her zaman tektir ya. Doğrunun 5-6 çeşidi olmaz ki. Şimdi bizde bu ayrımcılık, bu şey olduğunu düşünüyorum. Mesela geçen maçta pankart açtı Texas. Ne kadar güzel, başkanımızla uğraşmayın diye. Çünkü benim de başkanım. Ama şimdi örnek veriyorum, 3 sıra önde, 2 sıra arkada. Vay, yine bir şeyler almışlar mı? Şimdi mantık bu, açık konuşmak lazım. Bizim camiamızın... Desteklemeyiz. Ya orada bir slogan bile bağırılsa, bir besteye girilse... Kesinlikle bir yan taraftan o anda hemen şey düşünceler giriyor kafaya. Ne alınmış, bir şey alınmış mı? Ya bizim otobüsler mi alındı, yok para mı yani alındı? Yani böyle bir formatta hep konuşuyoruz. Bu programlarda da yani seni tenzih ederek söylüyorum. Tarık'ı da tenzih ederek söylüyorum. Böyle bir şey var. Ama şey yapalım ya. Ya biraz bakın tek söylediğim bu. 10 seneden beri söylüyorum bunu. Samimi olalım. Her şey düzelecek. Ama gerçekten yani. Şimdi bakıyorsun. Sana ayrı konuşan bir adam gidiyor başka bir yerde başka türlü konuşuyor. Arkandan başka türlü konuşuyor. Yüzünü gördüğü zaman ho abi diyor. Şimdi bunlar insanın moralini bozuyor. Gönlünü, hevesini, her şeyini kırıyor. Yani eskiden ben bursaspor.com'da hiç çıkmazdım siteden. Kim ne yazmıştı? Şimdi o kadar böyle gereksiz muhabbetler, gereksiz polemikler. Yani insanlar bekleyip polemik yaratma havasında. Aslında öyle bir güzel bir gücümüz var ki. O kadar büyük bir gücümüz var ki ama biz işte biz seninle aynı dönemin çocuklarıyız. Mesela bugün işte bir internet Facebook'ta mesela Fenerbahçe'yi 3-2 yendiğimiz maçı vermişler. Sene 90, 18 yaşındaymışız. Küçük Eren'le attı 3 gol. Şimdi oraya yazdım, köftecinin oradaydık dedim. Köfteci vardı. Anlatabildim mi? Biz o zamanlardan geliyoruz. Bir şeylere yetiştik geldik. Siz bilmezsiniz çocuklar. Yani siz öyle bilmiyorsunuz. Hayır, şimdi bunları konuşuyorsunuz. Daha dün mesela tribüne gelmiş. İşte Fehmi abiyi yeni tanımış insanlar. Fehmi abiyi bize karşı savunmaya çalışıyor. Ya Fehmi abiyle biz aynı yerde oturuyoruz, çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Sen bırak o işleri. Sen Bursaspor'a kafanı patlat. Genç beyinsin. Yani birazcık çekememe gibi oluyor. Bir hazmedememe duygusu gibi şey var. Söz konusu oluyor. Her şey var Harun'cum. Niye birleşemiyoruz? Yani niye biz aynı yol üzerinde gidemiyoruz? Ben anlamıyorum. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Dilimde tüy bitti. Aslında soruyu sorduğun zaman herkesin vereceği cevap tektir. Biz birleşiriz, sıkıntı yok. Biz hepsiyle dışarıda görüşürüz. Herkes onu söylüyor. Biz görüşüyoruz. Harun'cum olmuyor. Olmuyor mu işte? Olmuyor. Yani herkesin ayağına gideyim dedim. Senin dediğin gibi samimi olmuyor. Herkesin ayağına gideyim dedim. Bursa'da insanlar komda samimi olmuyor. Görev değişikliği olduktan sonra işte genel müdürlük konumuna beni getirdik. Dedi ki herkesin ayağına gideyim. Birinin işi çıktı, biri müsait olmadı, biri öyle oldu, biri böyle oldu. Ya samimi olarak, yani samimi olarak ayağına gideyim, konuşayım, bir şeyler yapalım ya. Yok işte öyle olur. Siz gelmeyin, biz geliriz. Siz bilmem necisiniz, biz bilmem neciyiz. Ya arkadaş, ben böyle görmüş olabilirim. Tarkan da böyle görmüş olabilir. Ama beni ikna et, ben de seninle beraber bir savaşan bir şey olayım ya. Yok biz de bir kere çizgiyi çektikten sonra, Harun bir kötülük yaptı bana, tamam. Harun'u hayatımdan sileceğim. Niye sileyim Harun'u hayatımdan? Maalesef, bak tekrar söylüyorum, biz eğer birlik olmadığımız müddetçe, biz şimdi konuşuyoruz. Şimdi İğneyi kendimize batıralım abi. Poster alalım dedik. Kaç tane poster satıldı? Söyleme abi bence. Hiç. Ya kaç tane poster satıldı kardeşim? Sayı hiç vermiyor. Şimdi stadı 40 binlik yaptılar ya. Niye 40 binlik yapmadılar? Yani hani dışarıdan gazete, bekara hani hanım boşamak kolaymış. Tamam 40 binlik yapsınlar da bunun dediğin gibi maliyeti, parası, fizibilite çalışmaları. Sen 5 milyon lira verip poster almıyorsun kardeşim. Nasıl 40 binlik stat istiyorsun? Ya 5 milyon liraya. Ya bir paket sigarayı az iç. Ya o bir tek posterle bile aslında Bursaspor'a çok büyük bir katkı sağlanabilir. Ya çok güzel bir düşünce. Yani bak, o cezayı ödemek. Bunu bulan arkadaşa tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Süper bir buluş. Fikir. Fikir. Kim bulduysa Allah bin kere razı olsun. Ama bunu hadi be arkadaş alın ya. Şu maçtan sonra şey maçından sonra 6-0 yendiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye maçından sonra saat de uygundu ve store da açıktı. Store açıktı bu store hafta. Store açıktı. Hayret oldu. Yani ben hep ona dikkat ediyorum. Maçtan sonra kapalı olduğu için genelde. Al be kardeşim 5 milyon liraya 6 tane gol atmış bir takımın posterini alacaksın ya. Hayır almadık. Ondan sonra 40 binlik stat istiyoruz biz. Nasıl isteyeceğiz? Ya bizde de problemler var. Yani biz şimdi hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Böyle
kusura bakma, ben de aldım şeyi, lafı gidiyorum ama. Neyse, bu konuları kapatalım. Takımımız sonuç itibariyle ligde üçüncü. Evet. İyi yerler. Ya rüya gibi. Yani rüya mutlu, gibi. Her taraftar... Dışarıdan kenetlenmiş bir canlı olarak gözüküyor. Mesela Fatih de şehir dışına çıkıyor. Ben de sürekli şehir dışı çalışıyorum. Ya gittiğin her yerde hani Bursa Sporluğumuz yıllardan beri bilindiği için... Öyle mi Fatih? Bir gidiyorsun, bugün direkt Bursa Spor muhabbetiyle başlıyor. Bugün yine Çanakkale'de, şey. Abi çok iyisiniz, nasıl yenemediniz evet. Antalya'yı? Allah Allah, iyiyiz ya falan diyorum ama... Biz de havaya girdik yani. Yani dışarıdan bakıldığı zaman var kubiden küçük. Biz çok evet. Ama iç kulüp içinde yani camia içinde çok temkinli davranıyoruz. Yani birbirlik, beraberlik bile bizim bazen pek tatmin etmiyor. Senin dediğin aslında... gibi biz hedefimizi çok rüyalara evet. Bürünmüşüz. Ya bizde değişiklikler de var abi. Mesela cumartesi günü televizyondan seyrettiğim için... söylüyorum. Dakika bir başladılar küfür etme. Baktım bizimkiler hiç oralı değiller. Ama yani, duymamışlar Fatih. Ya bize bize o küfürler hiç gelmedi. Bana cep telefonundan mesajlar. Biz hatta onları deplasmana hoş geldiniz diye bağırdık. Duymadığınız için öyle. Ya bize hiç küfür gelmedi. Ben de diyorum ki ya herhalde hakikaten biz artık erdik. Bak bu küfürlere bile ama yine edilmiyor. Yani küfür edildiği yani hiç gerek artık tribünde böyle bir profil oluştu ama küfür edildiği zaman alkışlanıyor daha çok. Ama işte karşı rakip olsun. Takım taraftarı. Varuncum öyle olsun. Yani zaten gibi, olmaması gerekiyor işte küfür. Halil İbrahim gibi daha böyle genç kardeşlerimizin ön ayak olması. Mesela Saadettin, işte Recep Darko mesela örnektir. Tribüne bir liderdir bu. Fehmi abiyi zaten anlatmaya gerek Fehmi yok. Abi, onun etrafında ondan bir şeyler alsın gençler. Yani şimdi gençlere örnek olacak kimse de yani... Örnek gösterebileceğimiz insanların örnek yaşaması lazım. Ben bunu anlatmak istiyorum. Yani üstüne geçenlerde de söyledim. O formayı giyiyor ya. Ya arkadaş sen kendini bir subay gibi, bir polis gibi. Yani o forma senin namusun ya. O formayı giyiyorsun. Da. Yolda geçen bayana laf atıyorsun. Atma kardeşim. Atma abi. Senin annen, bacın, kız kardeşin nişanlının da olabilir ama başkasının nişanlısı geçerken yanından o küfür ediyorsun. Etme ya. Bu sefer şey oluyor insanların üzerine. Bursa Spor taraftarı kötü. Etme. İstanbul'da geçen en son İstanbul Büyükşehir Belediye maçından gelirken Feribot'ta ufak bir çocuk yani. Kucağımıza alıp seveceğiz çocuğu yani çok tatlı. Ailesiyle gelmiş. O arada bizden bir grup girdi. Yani çocuk öyle bir ürktü ki abi. Ürktü yani resmen çocuk korktu. Ağlamaya başladı. O çocuğa mümkün değil bir daha Bursa Spor'u veya Yeşil Beyazı sevdiremezsin. Korktu çocuk. Ve hemen toparlandılar, arabalarına indiler abi. Bırak o çocuğu geçtik. Ben 37-38 yaşındayım. Benim arkadaşlarım falan var. Biz rahatsız olduk. Çünkü bize de, yani bize derken yani bütün oradaki herkese başladılar. Hop, görüyorsunuz siz türbüncü müsünüz, ocu musunuz, bucu musunuz? Dedik ki ya burada başım belaya girecek. Ya da in kardeşim arabaya. İndik arabada. Dedim ki bir daha ben deplasmana inmem arkadaşım. Yani kendi taraftarımdan utanmaya başladım. Ha şimdi bu son zamanlarda yok. Allah'a şükürler olsun. Değişmiyoruz ama yani çıkıyor kardeşim. Ya deplasmana gidip ya abi niye kavga çıkmadı diyenler var ya. Siz kavga ederiz diye maça gelenler yani, var. Küfür edip rahatlarız diye gelenler yani var. Yani bunlar gerçek ama ya. İstanbul deplasmanları zaten bir şey oluyor. Polemik haline dönüşüyor. Bunlar gerçek ama. Antalya'ya gidiyorsun olay yok. Gaziantep'e gidiyorsun olay yok. Kayseri'ye gidiyorsun olay yok. Evet. Trabzon'a gidiyorsun. Trabzon taraftarı tarafından yani onlarla olan husumetten dolayı bir ufak olaylar oluyor olursa. Ankara'ya gidiyorsun yine olay yok. Ama İstanbul'a gidiyorsun feribotta bir sürü olay var. Evet. Herkes alkollü. Zaten alkollü olduğun zaman tribünde bağıramıyorsun. Çünkü herkes maça kadar içiyor maçta uyuyor. Tribünün bu artık bu hale gelmiş İstanbul'da. Ben şaşırıyorum aslında Kadıköy. Herhalde Kadıköy birazcık daha yakın olduğu için. Yani daha tam böyle kafayı bulamadan stada giriyoruz. Kadıköy'de bir Kadıköy'de bağırıyoruz. Yani ses çok Ali Samiyen'de akustik de var. Ya Ali Samiyen Kadıköy'de bir de akustik olsun. Onun yanında bir de Fenerbahçe taraftarını bastırmanın vermiş olduğu bir de gurur oluyor böyle. Yani onlar biz bağırınca onlar ıslıklıyor. Ya bir de Kadıköy'de güçlü bir şekilde Ali Samiyen'de sesimiz çıkmıyor. Hep olaylar oluyor. O merdivenlerden bir kere düzgün çıkamadım. Deplasman tribününe. Hep olaylar oldu. Zaten oranın polisinin zaten bir İstanbul polisinin bize karşı çevik kuvvetinin sevgisi. Bir sevgisi var bize karşı. Sürekli bize böyle bir hayvani muamele. Denkman halinde. Ya sürekli bize, yani. Bize karşı hakikaten oluyorlar yani. Halil İbrahim. Güzel günlerde bir taraftan devam ediyor. Ümit 17 yaş altı milli takımında. Evet. Muhammed Demir
Geçenlerde zaten işte UEFA'nın şeyine de girmiş. Röportajını falan vermişler. FIFA'nın sitesinde de vardı. İkinci gol krallığında. Takımı da götürdü işte çeyrek finale kadar yükseltti. Nasıl görüyorsun? Muhammed Demir valla Sercan'dan sonra... İki maçı seyrettin değil mi? Seyrettin mi? İkinci maçı seyrettim, ilk maçı seyredemedim. İlk maçı zaten Muhammed'in golüyle kazanmışız. İlk maç 4-1 bitti. Yok, ilk maç 1-0 bitti. İlk maç 1-0 bitti pardon. İkinci maç 4-1 bitti. İkinci maçta Muhammed gayet iyiydi, golü de attı. Bir tane de direkten dönen topu vardı. Yani Sercan'dan sonra herhalde en yetenekli genç olarak şu anda göze batan o. Yani gene başlar mı? Muhammed Fener'de, Muhammed Galatasaray'da, Muhammed Fener'de. Şeyden hemen başladı. Sözleşmesi bitiyor. Bitti. Tabii serbest Mart falan. Mart 2010'da. Böyle bir dedikodu çıktı. Allah'tan 2012'ye kadar devam ediyormuş çocuğun sözleşmesi. Yeni şeyle birlikte, ya Serdar Aziz'le birlikte sözleşme imzalamışlar. Üçer sene uzatmışlar. Yoksa çıktı yani. Muhammed iyi de. Muhammed'i bir de daha İstanbul basını daha duymadı, keşfedemedi yani. FIFA.com evet. Röportaj yaptı. Muhammed'i İstanbul basını bir duysa hemen bir forma ona güzel bir şekilde giydirirler Photoshop'la. Yalnız Muhammed deyince ben de şöyle bir soru işareti var. Bir A2 maçında taraftara dönüp sus işareti yapması benim aklımdan çıkmıyor. Yani biraz daha tevazu içinde olmasında fayda var Muhammed'in. Muhammed biraz erken hani oldum diyorsun. Oldum. Ama çok şey, küçük ya Fatih. Çok küçüksen o küçüklüğü göster. İşte o küçükken yani, vermiş olduğu küçükken o yaşın vermiş zaten. Olduğu duygu da olabilir. Yani o ya ama işte o kadar o, bir noktaya o yaşta bir noktaya gelebilmenin ya şimdi biz çok duygusal bakıyoruz abi. Yani ben veya benim jenerasyonum biraz duygusal. Biz bu takımı Sedat Üçleri, Muzaffer'leri, Çilli Mehmet'leri seyrederek sevdik. Şimdi Sedat Üç'ün o şeyini bekliyorsun insanlarda yani. O formayı zor abi ya. Yani o formanın bir asaleti olsun ya. Ben bunu istiyorum. Yani o forma hakikaten kutsal bir forma. Ama işte. Fatih bak hani bunu geçen Adnan abiyle konuştuk Adnan'la örnekle. Hani işte kulüp nedir? Kulüp nedir abi? Kulüp nedir? Kulüp bir tane bina yani. Nedir kulüp? Kulübü var eden bir takım örfüdür, annesidir, bir takım evet, kurallarıdır, camiaya aynen. Var olmuş, mal olmuş, hiçbir şekilde yıkılmayan. Mesela bir Texas'tır kulüp bence. Evet, yıkılmayan bir takım kurallardır. Var mı Bursaspor'da böyle katı kurallar? Yok ki abi. Yok öyle bir katı kurallar. Yok mesela hani. Kurumsallık yok. Yani mesela şöyle bak. Geldi burada hani bir sürü insanlar dışarıdan gelip kaptanlık yaptılar. Evet. İşte Tolunay Kafkaslık hani geldiyse ne kaptanlık verildi hani şimdi evet. Altyapıdan yetişmemiş ama uzun yıllar Bursaspor'a hizmet eden Ömer Yusuf. Tamam, verirsin. En yakın vallahi. Örneğimiz Yusuf. Yusuf Şimşek. Ne yaptı abi? Sağ adam 3 ay kaptanlık yaptı, bastı gitti Bursaspor'a kaptanlık. Peki canım kardeşim senin forman var mı? Yani bu Bursaspor'un formasıdır ya. Evet ben bu formayı gördüğüm zaman Bursaspor aklıma gelir diyebileceğim bir forma var mı? Yok. Senin var mı? Özellikle onun için de benim evimde 3 çeşit forma var. Işte, bende 3 çeşit forma var. Hani, hangini giyip gideyim maça? Hani diyoruz ya. Mesela şey var. Ya bu belki çok hani çok fanatik bir yaklaşım tarzı benimkisi. Ama hani en dibi olduğu için söylüyorum. Futbolcu oynuyor. Sırat 3 İstanbul takımlarının hiçbir tanesine gitmemiş. Evet. İşte Adnan örnek Turan Şen bu takımda futbola başlamışlar. Bu takımda futbolu bırakmışlar. Onların diğer futbolculardan farklı olması lazım. Öyle tabii mi? Ki. Evet. Hani 3 sene sonra işte tamam ben artık İstanbul'un şu kulübüne gidiyorum diye Alas mı aldık deyip giden adamla 15 senesini, 20 senesini burada geçiren adamın futbolu bıraktıkları an itibariyle bir takım yararlanma yoluna gidiyorsa kulüp onlarda evet. İlk önce kulübünde kalanı tercih etmeli. Eğer vasıfları aynısı. Aynen doğru öyle. Mu söylüyorum? Aynen öyle. Yani, ahde vefa. Aynen. Yani bir kulüp menajer alacak. Evet. Örnek veriyorum. Uyduruyorum yani ben. Evet. Abi sen 1900 kaç senesinde Fenerbahçe'ye gitmiştin ya. O zaman sen bu kapıyı kapattın kusura bakma ama demesi gerekiyor. Ama öyle olmaması gerekiyor. Lazım. Yani hayır, ben ona çok karşıyım. Hayır. Yok bence bak, normal. Ya ahtı vefa olayı birazcık şey duygusallığa senin dediğin gibi duygusallığa kaçıyor. Hayır şunu söylüyorum. Örnek veriyorum. Yani altyapı hocalığı olur mesela. Altyapı hocalığı. Örnek veriyorum. Şu yani Mesut Çen var. Ya da değil mi altyapı? Evet. Mesut en kötü Mesut ihtimalle görev verirsin vermesin o ayrı. Kulübün herhangi bir etkinliğine davet etmek onu herhangi bir şekilde onurlandırmak için tamamı için söylüyorum.
şöyle bakmalı Bursaspor'da oynayan herhangi bir futbolcu. Mesela Sercan Yıldırım, mesela Muhammed Demir. Evet, ben Bursaspor'da şu anda top oynuyorum. İşte 2000 bilmem kaça kadar sözleşmem var. Ben bu kulüpte kalırsam, futbol yaşantımı bu kulüpte sürdürürsem, bu kulübün kapıları bana futbolu bıraktıktan sonra da ardına kadar açık. Ama ben bugün itibariyle tercihimi İstanbul'dan yana kullanırsam artık yeni bir sayfa başlıyor benim hayatımda demesi lazım. Mesela Mustafa Sarp'ın... Ne demek istediğimi anlatabilirim. Anladım. Bu, Mustafa Sarp'ın Galatasaray'a gidişinde mesela. Şimdi Sercan bir Fenerbahçe'ye transfer olsaydı bu sezon başında, belki Sercan'a kimse bakmayacaktı. Belki küfür bile edecekti tribünler. Ama Mustafa Sarp'a bu şekilde bir tepki gelmedi. Mustafa Sarp görevini yerine getirdi. Devre arasında anlaştı. Herkes biliyordu bunu, devre arasında anlaştı. Ve sezon sonuna gideceğini. Son iki hafta kala mı, bir hafta kala mı Galatasaray açıklandı. Ve bunun bir altyapısı hazırlandı yani. Mustafa Sarp kendi tarafından hazırladı bunu. Yani artık ben Galatasaray'a gidiyorum. Anlaştım. Ama ben Bursaspor'da hizmetimi bırakmayacağım. Zaten gittikten sonraki açıklamaları da bunu gösteriyor. Orada giydiği forma. Egemen gitti, 16 numara giydi Trabzon'a. Giymesin. Egemen yıllarca Bursaspor'da bir sene kulübün kaptanı olmasına rağmen hep bir sene bir imza şey oldu. Kim dedin? Egemen'in. O kim? Boş ver ya. Ya yani o insanın senin da mesela... takımına galibiyetten sonra üçlü çektiren adamı konuşmaya bile demez. Haklısın orada. Hani Bursa'ya gelsin. Ya sarı kart cezalı ya kırmızı kart cezalı. Sakat gelsin. Olur. Ya bu tara mi sen de ya? Gelsin ya. Biz görelim onu. Özledik ya. Tehdit değil ya. Yani niye tehdit edelim? Espri yapıyorum. Evet, Gençler Birliği maçı. Ya bir de bir şey söyleyebilir miyim? Yani çok konuştum ama Ertuğrul Hocam'a bir şey söylemek istiyorum. Geçen gece Beşiktaş'ın maçını seyrediyorum. Eğer yani şu Mustafa Denizli'nin yaptığı hataları Ertuğrul Sağlam yapsaydı, bilmiyorum ama herhalde Beşiktaş çarşıda asarlardı onu. Ben ne istiyorum? Tamam, şey geç geliyor Beşiktaş taraftarı. Hani biz Yıldırım Demirören'e bir de İnönü'de Bursaspor taraftarını karşı ağırlayacağız deyip ardından 180 derece dönmüş. Kıvırdığı zaman biz söylemiştik zaten. Biz o zaman aynı şeyleri söylemiştik. Tabii, söylemiştik. Sonra fark etmişler. Tabii, yani biz onu söylemiştik. Ben ne istiyorum biliyor musun? Yani inşallah şu geçen günkü yeşil beyazın Wolfsburg'un yaptığını ilk yarının son maçında Allah bize yaşatsın. İnönü'de. Sonra da Ertuğrul Sağlam hiç sağa sola bakmadan çıksın böyle yürüyerek soyunma odasına girsin. O zaman bakalım ne bağıracaklar. O zaman o Ertuğrul hocamızı oradan gönderen çok bilmiş futbol ulemaları var ya. Onlar. Ya bizde şey yok. Bak böyle hırslanıyorum. Allah o ulemalardan razı olsun Fatih, sen de ya. Ya hırslanıyorum. Tarkan şöyle hırslanıyorum. 2-3 tane var. Biri Selçuk Yula. Bursaspor takıntısı var. Var adamdır. Ben de kesin. Hazmedememe duygusu var. Bir sevmememe duygusu var. Bir Selçuk. Erman Toroğlu. Kesinlikle Erman var. Ya abi var ya. Yani. Artık zaten bilinçli olarak takılıyor ya. Bayağı içli dışlı olduk. Canım bizden birisi oldu. O problem değil de. Fatih Altaylı bu aralar sarıyor. Ya ama işte bizden de bir tane çıkıp da evet arkadaş ya ne diyorsun diyen yok. Diyebilen yok. Ben bunu anlamıyorum yani. Gazetelerimiz var. Değil mi? Televizyonlarımız var. Her şeyimiz var. Ya bir dakika arkadaş ya. Sen bu böyle bu camiaya nasıl böyle konuşuyorsun diyebilen yok. Geçen gece bizim stadyum programında Diyarbakır-Gaziantep maçını. Bursa konuşuluyor. Bak Diyarbakır-Gaziantep maçını konuşuyorlar. Aynen şöyle dedi Faik Çetiner. Biz dedi sorumlu gazetecilik örneği göstererek hep dedi Diyarbakır'ın dedi şeyi her yerde konuşuyor zaten dedi. Bir de dedi mağdur tarafını dedi başkanını arayalım dedi. Ve Gaziantep başkanına bağlandılar. Ya arkadaş 2 ay evvel bize niye kimse soru sormadı? Nedir bu Bursaspor'la alıp veremediğiniz? Bize hemen o gün astılar zaten. O gün astılar, kestiler, biçtiler. Aynı olaylar oldu. Ama yukarıda Allah var ya. Yani aslında yani yukarıda Allah federasyon var ya. Bile mesela bu cezayı bize verirken abi, hayır bak düşünmedi şimdi, bile yani. Ulusal forumlarda da bu konu konuşuldu. Yani ciddi şekilde hani o Bursa Diyarbakır maçından sonra biz ifade edemedik hiçbir şeyi. Şoktaydık zaten eve geldik. Anlatamıyorsunuzlanmışlarlara. Yani o bitti, iş bitti. Yargısız infaz iş bitti ve Türkiye tribünlerini koşturan ve oraya yazı yazan bütün insanlar büyük çoğunluğu daha doğrusu Diyarbakır Spor'un yanındaydı. Ayıp ettiniz dediler bize en küçük.
Ya bilmeden. Ama şimdi evet. Koltuklar bugün, kırıldı diyorlar. İşte yoldan koltuklar yeşil. Çıkacağız. Yani. Bir daha çıkmayacağız. Haftaya çıkabiliriz. Galatasaray maçına çıkabiliriz. Arkanızdayız dedi çarşı grubundan ona destek geldi. Çarşıyı zaten onları bir kenara bırak. Destek verdiler. Onları bir kenara bırak. Girin internet formlarını okuyun işte o Gaziantep maçından sonra. Herkes Diyarbakır Spor'la makara yapıyor. Ya artık o dereceye geldi. Tabii biz canım. Aslında işin şeydik yani. Kurbanı biz gittik arada. Şey yazmış birisi. Elma dersem çıkar, mut dersem çıkmaz. Şöyle bir gittim. Şey var. Mesela o Diyarbakır maçından sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da bir sağ olsun müşterim. Ne yaptınız adamlarına? Bana da böyle tepkiler. Ne yapmışız abi dedi. Ya dedi okuduk dedi. Ya sen okudun ben yaşadım arkadaş dedim ya. Durum böyle sonra. böyle. Atılan koltuklara bak. Rengi değişik, her şeyi değişik. Yok yok siz diyor. Adam ya, öyle bir öyle bir yapmışsınız diyor. Hazırlamış ya, gibi ediyor. Oradaydım diyorum adama. Ya, oradaydık. Ben bile insanları anlatamadım İzmit'te, Kocaeli'nde. Yok, Kocaeli'nde değil. Olsun, İstanbul'da olsun gittiğimde. Çok insanlar sürekli bana şey. İşte adamlara niye şey yaptınız? Ya diyorsun ki ya kırıl bak kardeşim biz bir şey yapmadık. Biz normal her maçta yaptığımız standartları işte yine uyguladık. Her maç yaptığımız şeyleri. Özel bir hazırlanma vesaire yoktu. E zaten bir de diyorum ki hadi işin öteki tarafından bakın yaptık. E diyorum bir tane Türk bayrağı niye açmadılar o zaman? Hani madem kınanıyoruz vesaire falan böyle. Ama olay zaten ön taraftan hazırlanmış. Neyse iyi iyi. Kardeşim, yani bunların olması da iyi oldu. Yani Gaziantep'te bunların yaşanması hani herkes diyor çok kötü oldu falan. Aslında iyi bizim oldu. Adımıza iyi oldu. Aklandık biz en azından yani. Ya herkes şey görsün yani neyin olduğunu. Düşman aramamıza gerek yok. Yani bizim kendimizde düşman olmamıza gerek yok. Bizim zaten yeteri kadar düşmanımız var. Bunu anlatmak istiyorum. Evet sıradan gidiyoruz. Sağ olun Gençler Birliği maçı. Gençler şunu Birliği hatırlatayım maçı. Arkadaşlar. Gençler Birliği deplasmanda 4 deplasmanda 3. 3 galibiyet almış. Galibiyet almış. Tam bir deplasman takımı. Tam deplasman takımı olabilir de Bursa'da biraz deplasmanlar zor geçer. Hele hele bu dönemler daha çok zor geçmeye başladı zaten. Hani Bursa'nın yıllar öncesi İstanbul takımları gelirken en zor deplasmanlar Bursa deplasmanları. Gerek taraftar gerek stadyumun şehirde bulunmasıyla zorlu geçer. Gençler Birliği'nin zaten taraftar bir profili olmadığı için Gençler Birliği rahat çıkacaktır maça. Yani öyle bir taraftar duygularıyla bir takım olmadıkları için taraftarla nasıl işleri olmadığı için yani nasıl çarkın taraftarsız kısmı dönüyor onlarda. Ama eminim Bursaspor rahat geçecektir Gençler Birliği'ni taraftar desteğiyle. Çünkü Bursaspor taraftarın önünde çoğalarak gidiyor karşı kaleye, rakip kaleye. Ve o zaman farklı goller bulabiliyor. Yani kanatlardan yüklenerek gidiyor Bursaspor. Gittiği zaman rakip defansı zaten zorlamış olduğu için direkt o esnada Gençler Birliği'nin defansını geçebileceğimize inanıyorum. Ama işin diğer kısmına bakarsak bir aksilik olursa, yağmur yağar, kar yağarsa belli olmaz. Halil İbrahim? Bence Gençler Birliği maçı zor maç. Ama ilk 15 dakika, ilk 20 dakikada ilk golü biz bulursak çok da rahat geçebilir. Çünkü Gençler Birliği bir de şu son olaylar oldu. Bu teknik direktör Hikmet Karaman'ın İlhan Cavcav'la görüşmesi falan, Thomas Doll'un futbolcularla bir atışması falan oldu. Yani o yüzden ne bileyim Gençler Birliği sanki bize dayanamayacak gibi geliyor bana yine. Fatih'cim. İlk 15 dakikada gol olursa bir İstanbul tarifesi daha olur. Bu evet. Olmaz. İstanbul olmasa yani, nasıl olur? Bir de bizim Ertuğrul Hoca da biraz şimdi bak, bana bastı. Yine kızarlar o zaman yok, bize. İstanbul olmasa bakın. Yine kızar ayıp diye. Ya, ayıp derler. Ayıp derler. Ayıp derler. Ayıp derler. Ayıp dedi adam ya. Kınadın dedi. Kınadılar yani bizi. Adam 6 tane attın ayıp dedi. Terbiyesiz adam sen bize o kalbi delik neydi o herifin adı? Washington. Washington'da. 7 tane attın be. Terbiyesiz. O zaman mutluydun da şimdi niye kınıyorsun? Gençler Birliği öyle fark yapılacak bir takım değil. Yani 2-0 Trabzon maçında geriye düştükten sonra oyunu az kalsın galip geliyorlardı. Yani. Evet, Gençler Birliği iyi bir takım ama ben Ali İbrahim'e katılıyorum. Yani hafta içinde yaşanan gelişmeler hafta sonlarına acayip yansıyor Türk futbolunda. Bu hafta içi de iyi işler olmadı Gençler Birliği'ne. Gençler Birliği adına. Evet kendi içlerinde pek iyi işler olmadı. İşte o onunla konuştu, bu bununla randevulaştı. Hoca futbolculara şey yapmış yani bilmiyorum fırça takip atmış. Ettiniz mi yok bütün antrenman boyunca bir antrenman boyunca evet, kale direğine yaslanarak sadece antrenmanı seyretmiş, hiç katılmamış, hiç yorum yapmamış, antrenman bitmiş içeri girmiş. Yani bunlar normal işler değil, normal bir takım şeyler var Gençler Birliği'nde. Biz bundan faydalanırız diye düşünüyorum. Ters tepmiş. Evet. Tepmiş. Yani bu tip işlerin yine sonu o tip takımlara hep eksi yazar. Benim tecrübelerim böyle ama yani böyle de istiyoruz tabii ki. Başka bir kulübü olsaydı olabilirdi.
Anadolu bazında kulüplerinde ters şey olabiliyor. Ters tepebiliyor yani. Hocanın gözüne gireceğiz vallahi diye. Biz aynı ciddiyetle oynayalım. Yani biz ilk 15 dakikada gol atalım. Ha, burayı yaz. Görüşürüz evet, inşallah. Farka gideriz. İlk tamam. 15 dakika gol olsun, farka gideriz. İnşallah kaybederiz. Golü bulamazsak sıkıntılı geçer. Ama işte maç bir yerden de Selçuk Yılan'ın telefonunu bulalım. Böyle maç 3-4 olduğu zaman ben arayayım. Ben onu soralım. Atalım, atalım mı? Ayıp olur mu? Kınar mısın? Kınamaz mısın bizi? Ona göre atalım. Destek olalım yani. Kınıyormuş adam. Kınasınlar bizi de biz 6 atalım. Ya biz 6 atalım. Ona biz kına gönderelim. Fatih sen sponsor olalım. Bunlar vallahi göndeririz. Ben yemin ediyorum tam söz sana. 6 atalım kına gönderelim. Aynen. Gidelim Gaziantep değil mi ondan sonra? Sonra Antep'te. Ama yok bir hafta boşluk. Evet. Tabii bir hafta boşluk var. Şey dedi Ali İbrahim'le konuşuyoruz ama milli maç arası var dedi. Milli maç yok. Milli maç yok ama arası var. Arası var canım. O ağırlığı yetiyor zaten. Arkadaşlar ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş sohbet. Güzel bir program oldu. Ben kendi adıma zevk aldım. İşte haftaya Gençler Birliği maçı. Umarız böyle yine neşeli, şöyle oluruz, bol gollü bir maç sonrasında yine keyifli bir program yaparız. Bize izleyenler de keyif olur. Çünkü hani Bursaspor mutlu etti mi insanları? Ya cumartesi pazar gazete okuyoruz be kardeşim. Aynen. Sen skor geldiği zaman hayatın değişiyor. Yani hafta sonu mükemmel geçiyor. Harika. İnşallah bu mutluluk sezon sonuna kadar devam eder. Bizlerin hepimizin adına. Ha, cuma günü bir de herkese söyleyelim de. Cuma günü hani hakikaten sevgiliye kavuşacak gibi gelsinler. Mesela sadece biz 6 tane 7 tane sopalı bayrak yaptırdık. Teksas'ta var. Başka yerlerde var. Şöyle bir şölen yapalım da televizyondan bir taraftar görsünler. Tamam. Tamam. Bursaspor TV Söz Taraftar'ın programından şimdilik bu kadar. Haftaya inşallah alacağımız 3 puanla yine böyle zevkli, neşeli bir program yaparız. Allah'a ısmarladık.